Şimdi Şanlıurfa'da otobüs taşıt eklenmesi Urfa'mıza ve Urfa halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Bu çok güzel bir şey yani. Bu insanlarımızın daha rahat otobüsüne binmesi, ayakta kalmamaları için bir hizmettir aslında. Ve bu hizmete de bizlerin de sahip çıkması lazım. Ben ufak bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi her gün belediye otobüsünü kullanan bir vatandaş olarak gözlemimi söyleyeyim. Şimdi otobüslere lütfen yani halkımızdan bunu rica ediyorum. Lütfen otobüslerimize binerken herkes birbirinin haklarına mesela saygı duysun ya. Yani. O kartı basın ki çoğu kartı basmıyorlar. Keşke başkanımız buna da bir çare bulsa. Urfa'ya çarşıya inenlerin çoğu yarısı kartı basmıyor. Yazıktır, günahtır. Siz belediyenin verdiği hizmetleri biz kullanalım ki biz vergisini verelim, maliyetini verelim. Ki bu bize gene geri dönüyor. Şimdi Urfa kaç yıldır toplu taşımada çok büyük bir şey yaşadı. Ondan sonra mesela muravet gördü. Ondan sonra eski şehir içi otobüslerim aklıma geliyor ve ondan sonra şu andaki otobüslerimiz kartlı sistem ve otobüslerimiz hepsi son model ve ondan sonra şoförlerimiz hepsi mesela belli elbisesi var. Hangisinin şoför olup olmadığını, kravatlı, ondan sonra nizami bir şekilde ve otobüslerimiz hepsi kamera sistemli ve ondan sonra mesela özellikle engelliler için yapılan mesela raylı sistemi. İnan yani çok teşekkür ediyorum belediye başkanımızda bu atılımlarından dolayı. Tabii ulaşım bir şehir için son derece önemli bir olay. Tabii ki ben gönül isterdi ki güzel metrolar şunlar bunlar da olsun ama yani mesela raylı sistem olsun. Otobüslerden artık kurtulalım diye düşünüyoruz ama demek ki şartlar buna el vermiyor. Tabii ki 75 tane otobüsün alınması Şanlıurfa için bir kazançtır. Ulaşımın daha da bir rahatlayacağını, insanlarımızın daha bir potansiyel olarak orada yığılmalarını önleyecektir. İnsanlar otobüse bindiği zaman daha seyirli bir halinde binmiş olacaklardır. Yani buradaki bir kalabalığı ve yoğunluğu da düşürecektir. Çünkü ulaşım bugün son derece ihtiyaç olan bir yani medeniyettir diyebilirim. Yani çünkü medeniyet nedir? Şimdi aslında belediyenin de şunu söylemem gerekir ki yani hizmetlerinden bir tanesidir. Yani belediyecilik nedir? Bir beldede oturan insanların medeni ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Şimdi burada da belediye bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Tabii ki güzel şeyler. Daha da artırılması, daha ileride belki yani otobüsten çık, daha mesela diyelim ki üniversite kampüsüne, Harran Üniversitesi kampüsüne bir hafif raylı sistem düşünülebilir. Mesela şehir merkezinden Karaköprü ve daha uzak yerlere raylı sistemler düşünelim. Daha bir geliştirmemiz lazım kendimize. Yani biraz da otobüsten kurtulmamız lazım. Ama bu kısa mesafede bunların da olumlu olduğunu söyleyebilirim. Burada belediye başkanımıza teşekkür ederim.